Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA Vice'ya hoş geldiniz. En son GTA Vice'deki Lance'i kurtarmaya çalışmıştık ama hiçbir şekilde becerememiştik. Hile yazmamıza rağmen beceremedik. Bundan sonra GTA Vice'de de hile ile devam ediyorum. Çünkü benim GTA Vice'yi bitirmemin tek yolu bu. Benim gibi pro bir oyuncunun. Neyse. O kadar da pro değilmişim, onu anladık yani. Dürüst olmak gerekirse ve işte pro'luk budur ya. İşte pro'luk dediğim budur ya. Kaç oyuncu bunu yapabilir? Arabamı yaktım mesela şu anda. Kaç. Bitti o, gitti. Koş Tommy, koş. Dur, kaçma taksi. Vay be, paten kayan insan. Sanaryosu yok bu. Taksine el koyuyorum ihtiyar. İhtiyar İspanyol çıktı veya Latin Amerikalı. Latin Amerikalıdır büyük bir ihtimalle. Vice çünkü sanırım Miami'de geçiyordu, daha doğrusu şehri Miami'ydi yani. Vice'nin paralisi olduğu şehir Miami'ydi sanırım. Doğru söylediysem ne güzel. Ölüm zaman, evet biliyoruz canım bunları. Okay. Bin. Bas gaza. Bugün araştırma yaptım San Andreas'ta hayaletler hakkında. Yarın abi videoyu görürsünüz. Yarın herhalde öğlen veya öğleden sonra falan paylaşırım videoyu. Ama öyle böyle videolar yok. Fake atanlar var, montajla koyanlar var, modla yapanlar var. Ya bunlar var ya da hiçbir şey göstermeyenler var. Hani sadece adam giriyor bir mekana, benim eski videolar gibi bakınıyor etrafa, çıkıyor. Hiç kimse araştırma yapmıyor, bir ön araştırma yapmıyor. İnsan bir bakar internete, şey yapar. İnternete bakar, videolara bakar, diğerlerini bulmuş, onlara bakar, sonra kendisi oyun içindeki detaylara bakar. Hiç bunları yapmıyorlar işte. Ben de San Andreas gizemlerini aslında inadına başlattım. Bunların hepsini inadına başlattım. Çünkü internette hiç şey yok. Sağlam videolar yok. Ben kendi videolarım kötü diye, hani kendi videolarımı daha doğrusu yetersiz bulduğum için baştan seri yapacaktım. En azından sadece uzaylıları. Sonra baktım internet, hani kaynak olması açısından falan. İnternette hiçbir şey yok. Birkaç tane kanal var, onların hakkını vermeliyim. Hatta bir tanesinin ismini söyleyeceğim burada. David Dustin diye bir tane kanal var. Girip bakabilirsiniz. Kanal gerçekten ilginç şeyler bulmuş ama genelde sırları bulma değil de genelde sırları çökertme yoluna gitmiş. Hani kanıtlamaktan çok çökertme yoluna gitmiş. Seni de hallettik. Var mı başka? Bittin sen de. Aspirina. Bu kadar. Süper. Başka sıkan var mı? Nereden sıkan var? Aspirina. Lens'in sağlığı yerinde. Bu herif öldü. Sen de öl. Bir iki kurşunla gidiyorlar hemen. Çok zayıflar. Bak. Tek kurşun sıktım, bitti. Neyse, en azından birazcık gerçekçi olmuş ama. Bak mesela bu adamı da vurdum. Şu herif. Oh. Al. Sürekli hile yapıyorum ya. Koş. Lens'in yanına koş ha. Lens burada. Kurtarsana lan adamı. Oğlum. Of. Şey yapıyor ya. Hemen almıyor adamı. Hadi. Lens'in kardeşi, dediğim gibi en başta Tony'nin bir tane sahnesi vardı. Mal takası yapacaklardı birileriyle. Oraya Diaz bu adamları ele vermiş. Lens'in kardeşi de oradaydı. Lens'in kardeşi orada öldü tabii. Bir tek biz kurtulduk. Tony Versetti kurtuldu. Bir de Ken Rosenberg. Birileri bir yerden sıkıyor. Neyse. Kim sıkıyor ya? Nereden sıkıyorsunuz kardeşim? Kim sıkıyor? Nereden sıkıyor? Neden?
Neden kurşun sıkıyorsunuz bize? Ne yaptık biz size? Orada mısın lan? Orada mı sıkıyorsun? Yo. Uzaktan uzaktan böyle yavaş yavaş sıkıyor yani bu. Sıkıntı yok. Ha. Şimdi gelin bakalım kankiler. Şuralarda iki tane araba var. Diyezin adamları. Gel 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 çabuk 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 çabuk. Gel gel şuraya gel şuraya şuraya. Hayır 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 hayır. Gel 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 geri geri geri. Patla sen de patla sen de. Lens çabuk çabuk gel. Lens çabuk gel. Lens çabuk atla. Görevi geçeceğiz galiba. Sakın ha. Çete size saldırmak istemedim. Böyle bir şey yapmadım. İyi. Güzel. Kurtulduk sanırım. Ulan Vice'deki arabalar ne biçim giriyorlar öyle. Bam diye arabamın içine giriyorlar. Sanrısa daha şey daha yumuşak geliyorlar. Ya da bizim Vice'de araba kontrolü bayağı dengesiz. Çünkü Sanrısa gerçekten çok yumuşak hani. Size çarpsalar da o kadar araba o kadar geriye uçmuyor. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Bir an için böyle takıldım. Beynim error verdi. Isınıyor. Fazla ısınıyor beynin ara sıra. Bu arada saçları yakında keseceğim. En azından arka kısmı, ön kısmını kesmeyeceğim. Ön kısmını hayatta kesmem. Aa zeplin var. İlk kez Vice City'de zeplin görüyorum. GTA 5'in trailerında da zeplin gördüm ama ilk kez Vice City'de görüyorum şu anda. Oyun içinde oyunu oynarken. Polisler peşimizde ama hiç polis görmedim şu ana kadar. Ammunition da burada. Çok güzel. Hiç gerek yok. Nahtar tuzlu diyen bir tane cihazı var. Hadi bakalım Nance. Buluşalım kanka. Ha ben de dedim tamam. Şey Diaz'ı halledeceğiz herhalde. Oho, çok fena. Neyse. Şimdi benim burada gidebileceğim mekan var mı? 3 görev yapmaya çalışacağım gene. Burada yok. Gene oho bütün yolu geri döneceğim ya. Güneye güneye. Bir ara hapşurdum. Neden böyle bir şey söyledim onu da bilmiyorum. Çok gerekli bir detaydı. Ama hapşurduktan sonra gözlerim acayip kızardı ve en azından oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama ve şu anda konuşamıyorum neredeyse. Boğazıma böyle bir şey diyorum lan anlamadım. Sanki böyle hıçkırırken veya ağlarken böyle bir şey olur ya konuşamazsanız ya aynen öyle bir şey. Yani öksürük tarzı bir şey değil de bilmiyorum ya yani. Çok saçmalıyorum bu aralar. Hadi hayırlısı çok saçmalıyorum. Diaz'a mı gidelim yoksa başka yere gidelim? Sanırım Diaz'ı öldüreceğiz şimdi emin değilim. Vice City senaryosunu hiç o kadar fazla oynamam ama sanırım Diaz'ı şimdi öldüreceğiz. Buradaki köprüden geçmek için başka yerlere gitmek lazım. Sanırım buradan geçiyoruz değil mi? Aynen. Gidip kaydetmem lazım yoksa olmaz böyle iş. Ya da olur ya ne olacak gidelim hemen Diaz'ın yanına. Nutter Turtle sonuçta. Videonun çıkarken kaydetmem. Vice şehri. Aynen sanırım şimdiki görevde Diaz'ı öldüreceğiz. Kaçıncı defa söyledim bunu bu arada? Vice diye hoş geldiniz. Vice ahlak demek bu arada. Sanırım. Emin değilim. Hiç emin değilim şu anda. Şuradan bir sağ dönüş yapalım. İyi döndüm. Ne döndüm be? Ne vurdum bu arabaya? Arabanın canını okudum bu arada. Kendi arabamın canını okudum. Polis. Ha, bir an için polise kafa kafaya çarpacağız zannettim. Araba patlayacak yakında haberiniz olsun. Dayanmaz bu araba. Bu kadar fazla dayanmaz. Yazık araba yazık. Uf. Oo, araba çok ileri uçtu. Bundan sonra bir de amnezya kaydı alacağım. Gece saat kaç? 1 mi? Öyle bir şey sanırım. Aynen bu saatte gideceğim. Amnezya kaydedeceğim şimdi. Bunu neden diyorum? Korkuyorum abi. Amnesia'dan çok korkuyorum ben. Slender'dan korktuğum kadar korkmadım yine. Tamam ben hallederim. Hadi bakalım. Söyle bakalım.
Fransızlardan nefret ediyorsun madem. Sıkıntı yok. Aspirine. Sana da bir tane yazalım. Doktor reçetesi hemen hallolur. Soy. Diyazı mı soyacağız? Got us some cannons in the trunk. Holy shit. Where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. Yağmurlu günler için saklıyordum. Bunu şeyde Detroit da söylüyor. Nereden sonra? Hatırlarsanız Detroit'un seralarını falan yakıyorduk. Oradan sonra Detroit bize elimize bir RPG veriyor helikopteri düşürmemiz için. Yağmurlu günler için saklıyorum diyor orada. Diya, seni haklamaya geldik. Oha, adamın güvenlik sistemine bak. Biz de direkt ön kapıdan dalıyoruz zaten. Diaz da eline MP5'ini alıyor sanki adamları durduramayacakmış gibi. Devam. Gel bakalım. Neden ölmüyor lan bu? Bir şey alamıyoruz, GTA 5'teki gibi olmuyor. Ha, öldü sonunda. Not there tools. Hemen şeyimiz bitmesin de, mermimiz bitmesin de. Merhabalar efendim. Sıkmayınız lütfen, acıyor. Hadi sen neden sıkıyorsun ya? Ah. Polisler hemen müdahale etmeye karar verdi tabi. Diaz polisleri satın aldı ya. Ha, adam ölmedi. Helal olsun koşuma. Aslanım benim. Sadık. Neden ölmüyorsun lan sen? Öl oğlum, öl. Allah Allah. Görevine sadık adam dedim de ölmen lazım bir yerden sonra. Buradan giremiyor muyuz? Kapı kilitli, başka bir yol bul. Nereden gireceğimi gayet iyi biliyorum. Buradan da gelebilirim. Arka taraftan da gelebilirim. Buradan da gelebilirim. Buradan gidersem çok rahat gideceğimi düşünüyorum. Şu herifleri bir halledelim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Polis istediğin kadar kovala kanka, bir şey yapamazsın. Şu anda Diaz'ın memleketindeyim. Var mı başka burada herif? Bu taraftan, tabii ki o taraftan. Ben bu evi avcumun içi gibi biliyorum artık. Bu ev artık benim evim olacak. Cidden benim. Bir vuramıyorsun adam ya. Tek tek oynuyorsun, şey sek sek oynuyorsun. Tek tek ne ya? Tek tek diye bir tane şarkı vardı. İbrahim Tatlıses'in mi? Serdim. Normalde şarkılarını hiç anlamam. Merhaba, sen neden burada saklanıyorsun? Aynen, o da seks tek oynuyor. Buradaki insanlar çok oynak ya. Çok oyun oynamak istiyor. Çok hoşuma gitti bu iş benim. Nereye gidiyorsun lan? Hacı buradan, buradan, buradan. Hacı buradan. Lance. Lance. Espriye bak. Diğer taraftan gidecektik sanırım. Emin değilim. Nereden giriyoruz buraya? Ha, yan tarafta bir tane kapı var. Oradan gireceğiz. Gel bakalım Lance. Lance. Ortada mı bir kapı var acaba? Sanırım. Oo, ortada bir kapı var. O taraftan mı geliyoruz? Tamam. Yol senin zaten, önüne geleni haklıyorsun. Lance'in sağlık. Flawler tabi. Tüm mermileri ben yiyorum. Sonra aspirin alıp hemen eski sağlığa geri dönüyorum. Siz böyle bir şey yapmayın. Hani sağlığınıza kavuşun da. Diaz'ın konağı. Burada şeyler adamları göstermiyor ama daha önce adamları gösterirdi. Daha sonra, daha doğrusu. Adamlara falan gösterecek. Sanrı'ya ooo. Birileri sıkıyor yukarıdan. Merhaba. Wow, 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 wow. Yeter lan, sıkma. Aspirine. Hile yaparım ben koçum. Ben oyundaki özel güçleri sahibim ben bu oyunda. Sen beni bilmiyorsun daha. Sen daha Tommy Vercetti ismini tanımadın. Burası neresi mesela? Burası nereye gidiyor? Starfish adası. Ha, tamam. Orada cidden bir tane aspirin var. Diaz'ın konağı. Tabii ki Diaz'ın konağı. Kafamı sallıyorum bu arada. Saçımı atmak için sallıyorum bu arada. Yanlış bir çıkarım yapmayın. Böyle garip hareketlerim var benim. Lance, gel, nereye gittin ya? Lance, yalvarırım buraya gel. Gözünü seveyim. Yanında ben olmayınca... Lance, gel buraya. Lance. Oğlum gerizekalı mısın ya sen? Gel hadi, gel gel. Hadi elinden tutup götüreceğim seni, gel. Ne yoruluyorsun oğlum, orada dikildin bütün gün. Mal, yemin ediyorum mal ya.
Tamam, şimdi bir yukarı daha çıkacağız oradan. Yolumuzu aça aça. Bak gene takılırsan var ya seni bizzat ben vururum. Hay bakalım gel. Lanet Diaz'dan intikamımızı alacağız. Diaz! Seni lanet pislik. Merhaba. Bu adamlar geldiğimizden hiç haber olmuyorlar mı ya? Haberdar olmuyorlar mı? O kadar güvenlik kamerası var. Diaz ne yapıyor bu güvenlik kameralarına? Ne biçim fanteziler için kullanıyor? Kamera fantezileri. Ne oluyor oğlum? Vice neden birden kastı? Vice neden kasar? Lance geldi ha. Oo. Aynen. Lan. Bir saniye olmadı ölmesi. Şişko, seni koca göbek Diaz seni. Ne oldu? Senin güzel evin değil artık, benim güzel evim oldu. Beni ölüme terk ettin gerizekalı. Vur şunu vur. Oh yeah. Oh. Ah. Oh yeah. Gayrimenkul kazanıldı de gayrimenkul ama ben bunu satarım. Ben bunu milyon dolarlara satarım. Sonra gider Malibu kulübünü alırım. 50 bin dolar bir seviyelim bakalım hazır buradayken. Şu 16 Nisan buraya bir seviyelim. Silkeleme hadi bakalım. Vay. Aynen bütün şehri alacağız. Let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. 5 dakikada ne yapacaksın lan? North Point alışveriş merkezine. Ne yapacağız orada? Oo bu görevle ilgili çok ilginç anlarım var. Oo yeni araba geldi. Yeni araba geldi harika. Araba sakin. Şehrin kralı bir... Hakikaten şu anda şehrin kralı olmak için yarışacağım. Savaşacağım. Daha önce hiç böyle bir şey için savaşmamıştım. San Andreas'ta intikam almak için savaştık. GTA 4'te hayatta kalmak için. GTA 5'te... Ben GTA 5'te de böyle bir şey için savaştık. GTA 5'te ne için savaştığımızı bilmiyorum. GTA 5 o kadar fazla fazla fanteziye kaydı ki. Merhaba polis bey. Nasılsın? Şehri ele geçirmeye gidiyorum. İznim var mı? Şurası değil mi? Aynen orası. GTA Vice City izlemlerini GTA Vice'yi bitirdiğim anda başlayacağım. Videodan sonra muhtemelen şeye bakarım. Oyun kaçta kaçının bittiğine bakarım. Yaklaştık. Yes! İşte bu ya, işte bu. İşte bu yani. Kendimi bundan daha iyi açıklayamazdım. Kendimi hiç açıklayamadım ama olsun. Aslında kendimi bundan daha her türlü şekilde açıklayabilirim. İçeri girmenin bir yolunu bulmam lazım. Bir kendimi mal gibi aşağıya attım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Alışveriş merkezine nereden gireceğiz ya? Oğlum nereden giriyoruz biz buraya? Giremiyorsun falan. Şunun üzerinden de zıplayamıyorum. 2 dakika kaldı. Yapma. Ha.
Başka nereyi kıracağız? Şurayı mı? Aynen, kırarım ben burayı lan. Şimdi anlayacaksınız ne yapmak istediğimi. Navalan hödükler. Koş 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 koş. Oo, ben şunu giymek istiyorum. Gündelik kıyafet mi? Kim sıkıyor ya bana? Polis mi sıkıyor? Birkaç tane şurada kalmış. Şunlar mı acaba? Yo, şunları bir indireyim. Olmuyor, neden olmuyor ya? Bir dakikam kaldı. Hallederim bence ya, hemen hallolur bence. Polisler sıkıyor bana. Aspirine. Polis sakin. Seni de almayayım şimdi içeri. Polisi dediğime bak. Seni şimdi almayayım içeri. Şu tarafa geçmem lazım acilen. Polis çekil bir önümden ya. Şurayı mı kıracağım acaba? Oo, hiç zamanım kalmadı. Polis içeri alırım seni, haberin olsun, yapma. Ağzını burnunu kırarım, benim neler yapabilirim. Burası bayağı büyük bir alışveriş merkeziymiş. Bayağı da iyi bir yer, sağlam bir yer. Hoşuma gitti burası. Tam takılacak mekan. Beyler çekilirseniz, siz çeteler alışveriş merkezinde ne yapıyorsunuz? Gözünü seveyim ya. İşte bu kadar. Neresi kırılmadı? Bu acı bir git ya. Kankalar bir uzak dursanız çok memnun olurum, biliyor musunuz? Oo. Çok az zamanımız kaldı. Lan kaç kaç oğlum, kaç oğlum, kaç. Görevi bitirmem lazım. Sallama bunları. Hah. Bunlar çok beceriksiz ya. İşte bu kadar, işte bu kadar. Bitti. Başardık. Her tane belli yerlerde gayrimenkuller var. Artık satın alabilirsin, izin veriyorum. Teşekkürler izin verdiğin için. Senin gibi biri bana izin verdiği için çok gururlu hissediyorum şu andaki, gerçekten. O yerin satın alma işareti yeşil renkli ise satın alabilirsin demek. Çok güzel. Hadi. Come on. Şu yeşil işaretli yerlerden olsa satın alacağız. Malibu kulübünü kesinlikle satın almak istiyorum. Zaten Vice City'nin klasik mekanıymış. Polisler sakin. Her şey bitti. Polisler neden arabana sıkıyorsunuz? Kaç. Neyse. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Şu videoya cevap verdikten sonra bay bay diyeceğim. Love Fist bu. Love Fist'i görevlerin olacak. Neyse. Bye bye.